Münafığın kötü bir özelliği de Müslümanları müthiş meşgul etme özelliğidir. O da şeytana sevkiyle olur. İçinde şeytanın verdiği tazikten bir sıkıntı olur. Allah'tan uzak olmak, Kur'an'a uzak olmak, Müslümanlara karşı içinde öfke taşımak gibi nedenlerden dolayı vücudunda sinirsel müthiş bir gerilim olur. Onu ya gezerek halletmeye çalışır, ya boş işlerle kendini vererek halletmeye çalışır veyahut Müslümanları meşgul ederek, lafa tutarak, boş işler yaptırarak, boş konuşmalar yaptırarak böylece dikkatini dağıttığını zanneder. Münafığın tabi dikkatlice eğitilmesi, onun bir süre sonra eğer İslam'a yatkınsa hastalıklarının tedavi olması nedeni olabiliyor. Yani münafığın tedavi olduğunu Allah Kur'an'da belirtiyor. Olmayan vakalar da vardır fakat olan vakalar da vardır. Tedavi etmeyi Müslüman önemli bir ibadet olarak ele alması lazım. Fakat münafığın Müslümanlara iş çıkartmak, masraf çıkartmak, meşgale çıkartmak, konu çıkartmak, dikkatini dağıtmak, hedefini şaşırtmak gibi çok yönlü, meşgul edici, çirkin özelliği vardır. Yani nasıl sinek gelir insana musallat olur, değil mi? Bir türlü dikkatini veremez insan mesela bir mühim bir şey yapıyorsa. Ve ısrarlıdır sinek. Münafık da öyle sinek gibidir yani Müslümana çok musallat olur. Mesela gönderirsin yine gelir, gönderirsin yine gelir. Bir şey olur yine musallat olur. Nefes aldırmaz. Evet.